Selamlar, iki tane güzel olacağını sevineceğinizi düşündüğüm haberlerim var. Gece sabah saat 5 civarında acayip uykum var ama şu videoyu çekmeden uyumak istemedim. Videoyu çekeceğim ve bundan sonra uykuya gideceğim. Bir, birazcık kısık konuşmaya çalışıyorum, sebebi budur. Gece bu saatte bile video çekiyorsam bir emek vardır arkadaşlar. O yüzden like atın, abone olun lütfen. Video elimden gelince kısa tutmaya çalışacağım, hızlıca haberleri aktaracağım. Daha sonrasında kapatırız. Ve artık geçelim şu haberlere. Kapakta gördüğünüz şey yanlış değil bu arada. Evet, Emma Stone Marvel'a geliyoruz. Daha doğrusu Marvel dediğim şey MCU'dan bahsediyorum. Marvel Sinematik Evreni'ne geliyor. Daha doğrusu gelme ihtimali var, gelme ihtimali yüksek. Emma Stone ve Marvel dediğim zaman aklınıza direkt olarak The Amazing Spider-Man ve Gwen karakteri gelecektir. Ancak gelmesin. Emma Stone ve Marvel'dan bahsederken bu sefer ilk defa Gwen'i anmayacağız. Gwen yerine MCU'da başka bir Marvel karakterinden bahsedeceğiz Emma Stone için. Bu haber için ben de gerçekten çok heyecanlandım ve aynı zamanda gerçekten de çok şaşırdım. İnanın bana böyle bir şey hiç beklemiyordum ve bence siz de beklemiyordunuz. Bakın bakalım MCU'da Emma Stone hangi rol için düşünülüyor? Tahminleriniz varsa yorumlara yazın bu arada. 3 saniye içerisinde söyleyeceğim. 3, 2, 1. Fantastic 4'lü arkadaşlar. Çok ama çok büyük bir söylentiye göre ve muhtemelen gerçek bir söylentiye göre Marvel Fantastic 4'lü filminde Sue Storm karakterini canlandırması için Emma Stone'a teklif götürmüş. Ve Emma ile birlikte anlaşma masasına bile oturmaya başlamışlar. Emma bu filmi neredeyse kabul edecekmiş. Yaklaşık 20 milyon dolar civarında bir anlaşma falan yapılmaya başlanmış. Ancak daha sonrasında görüşmeler sona ermiş ve görüşmelerin devamı gelmemiş. Oyuncu da rolde o şekilde ortada bırakılıvermiş. Yani aslında Emma Stone Marvel'a gelecekmiş. Daha sonrasında bu durumdan vazgeçilmiş gibi olmuş, ama tekrardan umut ışığı yakılmış. Görüşmeler sona ermiş olsa da Marvel tekrardan Emma Stone'la pazarlık yapmaya oturmak istiyormuş. İşte olaylar bu şekilde karışık arkadaşlar. Özetleyecek olursak Emma Stone'a teklif götürülmüş, daha sonrasında bu teklif duraklatılmış ancak Marvel şimdi tekrardan Emma Stone'a teklif yapmak istiyormuş. Olaylar tamamen bu şekilde. Ve Marvel gerçekten tekrardan bu teklifi yaparsa, Emma da bu teklifi kabul ederse Fantastic Dörtlü filminde Emma Stone'u Emma Stone'u izleyebileceğiz. Bu da The Amazing Spider-Man serisini ve aynı zamanda Emma Stone isimli oyuncuyu çok seven biri için yani benim için çok güzel bir haber. Ve eminim benim gibi olan birçok insan da bu habere çok sevinecektir. Tabii benim gönlüm onun Spider-Gwen olarak gelmesinden yana ama Sue Storm karakter olarak geri dönse benim için hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki Emma Stone Marvel'da olsun nasıl olursa olsun benim için fark etmez. Ayrıca zaten biliyorsunuz Avengers Secret Wars da Marvel'ın ellerinde. Eğer Emma Stone'u Marvel'a bir şekilde çekerlerse Avengers Secret Wars onu Spider-Gwen olarak da kullanırlar arkadaşlar. Kesinlikle yaparlar bunu. Hele bir Emma Stone Marvel'a gelsin de Marvel'ın etinden, sütünden, kemiğinden, her şeyden yararlanacaktır. Ama önce kapıların açılması gerekiyor. Her neyse Emma Stone haberim bu şekildeydi. Bir de şu Avengers haberinden bahsedelim. Piyasaya bomba gibi düşen bir Avengers haberim var çünkü. Bu haberim de Avengers 5 Kang Dynasty filmi hakkında. Avengers'ın 5. filmini Ant-Man and the Wasp Quantumania filmini yazan abimiz yazacaktı. Kendisinin ismi Jeff Loveness. Adamla hem ant için hem de Avengers 5 için anlaşmışlardı. Ancak maalesef şöyle bir kötü durum yaşandı. Ant-Man ya hiç kimse tarafından beğenilmedi. Marvel hayranları tarafından gömüldü. Ve aynı zamanda bu gömülme birlikte Avengers 5 için endişeler başladı. Acaba bu filmde mi kötü olacak denmeye başlandı. Bu endişelerin farkında olan Marvel ne yaptı arkadaşlar biliyor musunuz? Bu adamı Avengers 5'ten kovdu. Yani ant man 3. filmini yazan arkadaşımız artık Avengers 5'e dokunamayacak. Onun yerine Marvel bambaşka yazarlar bambaşka senaristler bulacak. Ve bu da çok ama çok güzel oldu. Avengers 5 için korkan arkadaşlarımız varsa, endişelen arkadaşlarımız varsa bu endişelerini giderecektir bu haber. Avengers 5 için Marvel gerçekten çok uğraşacak gibi duruyor. Bu hamleleri de bunu göstermiş oldular. Çünkü zaten arkadaşlar diğer tüm filmlerin hepsi Avengers içinde. Avengers Marvel'ın en büyük kalesidir. Bir Avenger filmi kötü olursa Marvel için her şey kötü gider. Bu yüzden de o filmleri ellerinden geldikçe iyi yapmaya çalışıyorlar. Yani bu hamlenin iyi bir şey olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bakalım yani bu adamın yerine kim bulacaklar? Belki de Rusları bir anda getiriverirler belli mi olur? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu saatte böyle hızlıca haber verdiğim kısa bir video çekeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.